Karınca Çiftim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tuğkan Gönültaş. Gene sizlerleyim. Bu sefer yerli türlerden bahsedeceğiz. Daha doğrusu yerli türlerden değil, doğrudan Camponotus sanctus'la ilgili konuşacağız. Ya da sanctus da diyebiliriz. Bu yerli bir türdür arkadaşlar. Hatta iki koloniyi birleştirmek adı altında paylaşmış olduğum bir video vardı. Onda yanlış bir hata yapmışım. Yani yanlış bir bilgi vermişim daha doğrusu. Ben de uzun süre boyunca bu türü Camponotus fella olarak biliyordum. Artık düzeltmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü fella değilmiş. Yaklaşık 1-2 ay önce böyle bir detaylı bir araştırayım dedim. Hani Türkiye'deki Camponotus türlerinle ilgili böyle bir detaylı bir araştırmaya girmiştim ki bunların fellah olmadığını, sanctus olduğunu öğrendim. O yüzden de affola, hani öyle öğrenen arkadaşlar olabilir. Fellahlar da çok benziyor bunlara. Ama doğrusu Sanctus'muş. Öncelikle onu söyleyeyim. İkinci konu, çok hızlıca giriyorum çünkü bana çok konuşuyorsun diyenler var. O yüzden az konuşacağım. İkinci konu ise kanal, evet çok hızlı büyüyor. Normalde biliyorsunuz ben herkese tek tek cevap veren bir insanım. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum, bir kere onu söyleyeyim. Ama hani aralarına denk geldiğim veya önemli olduğunu düşündüğüm sorulara hemen cevap veriyorum. Çünkü arkadaşlar abartmıyorum, binlerce yorum var. Yani binlerce yorum olduğu için böyle benim de elim ayağım dolandı. Sabah kalkıyordum eskiden işte 50 tane 60 tane birikmiş şeye yoruma cevap veriyordum ama şimdi mümkün değilmiş yani. Hani onu da öğrenmiş olduk ama hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum, bunu da söyleyeyim. Neyse şimdi hemen konumuza gelelim. Camponotus sanctus arkadaşlar, bu türden bahsedeceğim. Tamam, Asya türlerinden bahsediyoruz ama birçok kişinin bu hobiyi yapmak istediğini ve Türkiye'deki türleri aslında öncelikle tanıması gerektiğini düşündüğüm için bu arada üstüne bir cam koydum. Hani yanlış anlamayın, şu cam tamamen şu an kaçmasınlar diye. O yüzden Türkiye'de yaşayan bulabileceğiniz türlere yoğunlaşacağım. Bu arkadaşlar koloni birleştirmedeki fellah diye adlandırdığımız sanctuslar değil. Bu farklı bir koloni. Şimdi size birkaç sorum olacak. Yorumlarda da yazarsınız. Ben de ona göre hani yol çizerim. İsterseniz bu türü tanıttıktan sonra direkt kraliçeden itibaren birlikte günlük tutabiliriz. Yani bunun şu görmüş olduğunuz, hatta biraz zoom yapayım. Bir saniye. Şöyle bir de netleyelim. Bu görmüş olduğunuz kraliçenin tekil haliyle, yani daha yumurtalı haliyle günlük 1, günlük 2, günlük 3 diye sıfırdan birlikte bir takım işte videolar çekebilirim sizler için. Ya da çekebiliriz, yorumlarız. Hani bunu isterseniz bana mutlaka yazın. Ben de ona göre bir karar alayım. Hemen arkasından Camponotus Sanctus işte günlük 1 kraliçeden itibaren diye bir video serisine başlayabilirim. Bunu lütfen yorumlayın. Ama şimdilik kalabalık haliyle tanıtacağım. Çünkü çok güzel bir tür. Konuya gelmemiz gerekirse şimdi bu sadece Ege bölgelerinde. Yani Ege bölgelerinde ne ya? Zaten bir tane var. Ege bölgesinde bulunuyor. Afrika'da, Afganistan'da ve Yunanistan'da da görülen bir tür. Türkiye'nin de işte Ege bölgesinde daha çok İzmir vesaire. Yani genelde onlardan duyuyorum. İşte İzmir'deki arkadaşlarım Camponotus buluyorlar veya işte o bölge, o çevreye yakın oturan insanlar buluyor genelde. Bu arkadaşların uçuşu geçti. Bunlar işte ne zamandı? Mart ayında falan uçuyorlar ortalama. Mart ortası, Mart ortası, Mart sonu, Nisan başı da diyebiliriz. Uçuşları bitti neredeyse. Bir daha uçmayacaklar bu sezon. Yaklaşık olarak kraliçesi 16 milim falan. Yani 1,5 santime yakın bir boyu var. Oldukça büyük. Önceki videolarımda bahsetmiş olabilirim ama hani bunu resetleyelim, sıfırlayalım. Ondan sonracığıma işçileri yaklaşık olarak 8 ila 15 milim arasında, yani oldukça büyük işçileri var. Majör işçileri de oluyor bu türün. Hani asker demeyelim ama işte hani daha kuvvetlisi, daha kuvvetli çeneye sahip olanları diyebiliriz. Aslında Camponotuslar tamamen marangoz karıncaları olarak geçer ama hani marangoz karıncası deyince veya işte hasatçı karınca deyince tamam bunlar sadece tahtayı, ahşabı bilmem neyi yer, oyar veya işte hasatçı diyorsak tohum yerler sadece diye düşünmeyelim. Karıncaların ortak noktalarını az çok biliyorsunuz artık, anlattım size. Yani hepsi etçildir, hepsi yer vesaire falan, hani bizim bulabileceklerimiz en azından. Onun dışında bu arkadaşlar geçen senenin mahsulü, yani geçen sene bulunmuş bir kraliçenin kolonisi. Yaklaşık olarak şu an hani Outworld'da sizin görmediğiniz, hatta şöyle göstereyim. Şöyle bir
Şey bu. Outworld. Outworld'un içinde yani yaşam alanının ve beslenme alanının iç içe olduğu tiplerden. Ben yapmış olduğum şeyi, Outworld kaplarını direkt içine test tüplerini yerleştiriyorum. Çok daha kullanışlı oluyor açıkçası. Hani ben öyle seviyorum. Formikaryumla uğraşmamış oluyorsunuz. İşte ne bileyim test tüpünde yaşadıkları için ne derler? Nemle ilgili bir sorun olmuyor, su içmeyle ilgili bir sorun olmuyor. İşte bir tane şekerli su koyuyoruz. Üstü kapalı zaten bunun. Beslemesini, her şeyini bu beslenme alanı üzerinden yapıyoruz. O yüzden ben bu tarzda hani formikaryum kullanmadan da yapıyorum. Şöyle bir daha netlemeye çalışayım da. Evet, ne diyorduk? Geçen sene bulunmuş bir kraliçenin kolonisi bu. Zaten ablayı görüyorsunuz. Bir aile büyük, hani keyifli bir tür diye o yüzden söylüyorum. Kraliçesi bulunduğu andan itibaren zaten besleme yapılmıyor. Yani ilk işçisi çıkana kadar herhangi besleme yapmanıza gerek yok. Kendi besin deposundan tüm işte protein ihtiyacını karşılıyor yumurtaların. Clostridial diye geçen karıncalardan bu da. Yani beslenme ihtiyaç duymuyor. Çok aktif işçilere sahip saldırganlar. Hani yem verdiğiniz zaman canlı veya cansız doğrudan atak yapıyorlar, saldırıyorlar zaten. O yüzden izlemesi de keyifli. Biraz tırsaklar. Yani böyle çok hareket gördükleri zaman çok hızlı bir şekilde kaçmaya çalışıyorlar. Onun haricinde 10 bine yakın işçi potansiyeli var. Yani koloni büyüdükçe 10 bin adet, 15 bin adet işçiye sahip olabiliyor o kraliçe ya da koloni diyebiliriz. Başka vermem gereken hatırladığım bilgilerden bir tanesi de yani yaklaşık 26 yıl kadar kraliçesi yaşayabiliyor. Yani ortalama 25-30 diye geçiyor ama hani ben genelde tüm detaylı kaynaklarda 26 yıl olarak, 26 sene olarak görüyorum. Yani nereden baksanız ben 30 yaşındayım. Hani beni devirir yani zorlasanız. 26 sene çok iddialı bir süre. İşte 26 sene boyunca da dediğim gibi o 10 bin, 15 bin işçiye ulaşabiliyor veya işte kayıplar da veriyor ama o sınır bu yani. O şekilde anlatabiliriz. İlk yumurtladığı evreden işçi çıkma süresi yani yumurtlamaya başladıktan sonra ilk işçilerin çıkma süresi ortalama olarak kaynaklarda 6-8 hafta diye geçiyor. Fakat bu 10'a da çıkabiliyor, 11'e de çıkabiliyor, 8'de de kalabiliyor. Yani 8 hafta sonra da ilk işçisi çıkmış olabiliyor. Bu tamamen sizin doğru koşullarda bakıp bakmadığınızla ilgili. Hep söylüyorum yani ne kadar az stres varsa o kadar hızlı olur bu süreç. Ama bunlarda da ortalama işte 6 ila 8 hafta diyorlar. Tabi bunlar hep ortalama rakamlar. Yani mesela siz bir karınca araştırdığınız zaman diyelim ki bunun yaşam alanı 26 derece olmalı diyor. Mühim değil yani 23 olsa da ölmezler. 28 olsa da ölmezler ama ortalaması bu şeklinde gözüküyor. O yüzden ortalama olarak alabiliriz bu bilgileri. İlginç bir bilgi daha vermem gerekirse yani ilginç değil ama bu arkadaşlar kış uykusuna yatmıyor. Genelde sıcak bölgelerde yaşadığı için kış uykusuna yatmaz diye geçiyor kaynaklarda. Fakat ben kış uykusuna yatırıyorum. Neden? Şimdi bunu ben İstanbul'da bulmadım. Bunu bana bir arkadaşım veya işte tanıdığım biri bana yolladı diyelim. Nereden buldu? İzmir'de buldu diyelim. İzmir'de kış nasıl geçiyor? Önce buna bakmak gerekiyor. Yani İzmir'de diyelim ki kışın ne kadar oluyor hava? Eksi oluyor mu? Emin değilim. Yani İzmir'de yaşamadım ama olmuyordur diye varsayıyorum. Diyelim ki 6 derece 7 derece oluyor kışın. Tamam işte. Çok kısa bir sürede oluyorsa bu arkadaşları diğer karıncalar gibi böyle 5 derecede 4 ay boyunca kış uykusuna yatırmıyorsunuz. Bunu normal işte varsa bir balkonunuz, varsa soğuk bir alanınız, varsa buzdolabınız böyle 8-9 derecelerde bir ay kadar, 20 gün kadar şöyle bir dinlenmelerini sağlayabiliyorsunuz. Ama hiç kış uykusuna yatırmasanız da problem olmuyor. Ama ben gene de ufaktan bir yatırıyorum bunları ki hani biraz hızlansın, hareketlensinler, dinlensinler diye. Bu da bu tür için avantaj aslında. Belki de dezavantaj kimisine göre. Çünkü ben kış uykusu zamanı çok mutlu oluyorum. Çünkü arkadaşlar yüzlerce kolonimi kış uykusuna yatırıyorum ve bir nefes alıyorum yani. Onun haricinde bakalım ne diyebilirim bunlarla ilgili. Nelerle besleniyorlar? Zaten standart. Börtü böcek. Ben yumurta beyazı da bunlara çok veriyorum bu arada. Yumurta beyazı da kabul ediyorlar. Yani benim Camponotus kolonilerim çoğu yumurta beyazı kabul ediyor. Ve bir hayli de besliyor açıkçası. Onun haricinde hamam böceği veriyorum, unkurdu veriyorum gibi gibi. Hani şekerli su zaten çok seviyorlar.
Fark ettiyseniz herhangi bir ahşap kullanmadım. Sadece altta alçı var. İşte yani hiçbir sıkıntı olmadan besleniyorlar, yiyorlar, yaşıyorlar. Sonrasında bunları formikaryum alacak mıyım? Alacağım ama şu an zamanı değil. Başka da vermem gereken bir bilgi yok yani bu tür hakkında. Hani Asya türlerine çok dalaştık bir dönem. Biraz da Türkiye'de bulunabilecek, hepinizin besleyebileceği türlerden bahsedeyim istedim. Bu da Camponotus sanctus, yani çok özür dileyerek söylüyorum. Önceden fellah diye paylaştığım türdür. Tekrar düzelteyim, affola. Atlamışız, öyle de kendimizi kandırmışız. 2 sene boyunca forumda bu şekilde konuştuk, fellah fellah. Hatta fellah değil bu diyenlere ben kızdım bile. Ne değil lan işte fellah falan diye bir güzel de tükürdüm, yalamış oldum ama olsun. Yanlış öğrenmektense doğrusunu öğrenelim. Bunun bir ayıbı yok. Dediğim gibi isterseniz, bu arada tek kraliçe halinde göstereyim. Burada bir kraliçem var mesela, video için getirmiştim ama. Şimdi bak, yüzlerce cevap geliyor. Elini arkasına koy netlemesi için. Aa, netlemedim. Çünkü kamera çok yakın. Bir saniye. Ya bir video yaptım. Netleme problemi yaşamışım. 117 tane elini arkaya koy netlersin diye şey geldi. Yorum geldi. Hala da gelmeye devam ediyor. Ezberledim yani. Valla bu sanırım mesafeden dolayı böyle bir sıkıntı var ama kraliçemiz bu işte. Aşağıda gördüğünüzün tek hali. İstiyorsanız bu kraliçeyi şey yaparız. Ne derler? Günlüğünü tutarız birlikte. Bu şu an yumurtalı. Yaklaşık olarak 10-15 tane yumurtası var. Bakayım görebilecek misiniz? Daha ilk yumurtalar zaten. Dikkatli bakarsanız görünür muhtemelen. 10-15 tane yumurtası var. İşte yaklaşık olarak 5 hafta 6 hafta sonra düzgün bakımda işçileri çıkar. Günlüğünü tutalım derseniz dediğim gibi hemen videosunu çekerim. Zaten farklı şeyler de konuşmayacağım. Anlattım az çok türü. Ama kraliçe çevresinde ne yapılır ne edilir onlardan bahsedebilirim. Daha sonrasında da ilk işçisini çıkarken detaylı bir çekim yapabiliriz. Güzel olabilir. Hani ilk o yumurtadan nasıl işçi oluşuyor gibisinden. Durum bu. Sormak istediğiniz sorular varsa videolarda anlatmadığım noktalara değinen arkadaşlar cevap veriyorum. Ama lütfen yanlış anlamayın. Adam işte bir anda 6K 7K takipçisi arttı. Hiç önemli değil benim için. Yani ben bunu abone kazanayım diye yapmıyorum. Ne olur. Hani o yüzden sakın yanlış anlamayın cevap vermiyorum diye, mümkün değil yetişebilmek. Ama okuduğum için önemli bulduğum soruları hemen cevaplandırıyorum. Biraz şöyle yakından çekebiliyorsak çekelim, bir de yakından görelim işçilerini. Oo, çok bozuyor. Çok bozuyor. Belki netlemeye basarsak biraz toparlar. Toparlamadı. Tamam. Zoom'u kötü bu kameranın. Şöyle kalsın. Onun haricinde yaptığınız beğeniler, yaptığınız yorumlar için çok çok teşekkür ederim tekrar. Son zamanlarda bu artışın getirdiği güzel yorumlar beni çok mutlu ediyor. Çünkü görüyorum ki birçok kişi aslında çok meraklı bu işe. Herkesin içinde varmış. Bu beni sonsuz mutlu etti. Çok güzel yorumlar geliyor. Ben nefret ederdim. Benim fobim vardı. Ben tarantula görmeye dayanamazdım. İşte örümcek görünce zıplardım ama şimdi alışarak izliyorum. Yakında besleyebilirim bile diyen, yaptığımız işe saygı duyan çok insan var. Bu çok mutlu edici bir şey. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Zaten kalp yollayabildiğim kadar yolluyorum o güzel yorum yapan arkadaşlara. Onun haricinde umarım daha çok büyürüz, daha çok yayılır. Türkiye'de de artık anlamlı, güzel, böyle insan hayatına bir şeyler katabilecek kanallar görürüz. Biz de bunların öncüsü oluruz bu işte karınca çiftliği ailesi olarak. Geçen gün 2000'dik, şimdi 11.000'iz. Nice 10.000'lere diyelim. Hep beraber de bunu yürütelim. Artık çok konuşmama kararıyla kapatıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.